Sayın Divan, Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, İl Başkanı, ilçe başkanlarım, belde başkanlarım, belediye başkanlarım, sevgili beyefendiler, çok değerli gençler, haydi kadınlar! Fazla. Ve ben her seferinde bu kürsüden erkeklerden kadınlara bir alkış istiyorum. Evet, çok değerli dostlarım, bugün aramızda Zafer Bakanımız var. Sayın Zafer Çağlayan, Ekonomi Bakanımız, dedi ki ekonomi kentinde ekonomi bakanının olması lazım. O yüzden de beni kırmadılar, bizleri kırmadılar, sağ olsunlar. Kongremize geldiler. Sayın Bakanım, bu yoğun programınızda bizleri böyle onurlandırdığınız için size şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çok değerli dostlarım, Çorlu Kongremizde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Evet, Çorlu benim doğup büyüdüğüm bir şehir. Çorlu benim okuduğum şehir. Çorlu ekmeğini kazandığım ve paylaştığım bir şehir. Çorlu benim evim. Çorlu benim kalem. Çorlu bilsin ki sen sahipsiz değilsin. Ben varım, Adalet ve Kalkınma Partisi var. Çorlu'ya tarihin gözüyle bakarsak aslında var olan farklılıklarımızın birer zenginlik, yabancılaşmış bir gözle bakarsak tehdit olduğunu düşünürüz. Çorlu bizim, Çorlu hepimizin. Çorlu'nun varisi olan bizler, farklılıklarımızın birlikte yaşadığımız uzun yıllar içerisinde birbirimize sağladığımız katkılar, birliğimizi pekiştiren unsurlardır. Farklılıklardan korkan parti, çağdaşlığı yakalayamaz. Farklılıklardan korkan CHP, asla ve asla iktidar olamaz. Çorlu'ya hizmet etmek lazım. Biraz önce Gülay Başkan'ın yapılanları çok güzel anlattı. 10 yıldan beri sağ olsun Ziyaettin Vekilim, Ahmet Kambur Vekilim, teşkilatlarımız çok güzel ivmeler kazandırdı. Bu son 7 ayda da birkaç hizmet daha oldu. Onlardan da sizlere bahsetmek isterim. Adliye Sarayımızın yer tahsisi yapıldı. 2012 bütçesine yeni okullarımız alındı. Yeni sosyal güvenlik kurumu binamız onaylandı. Yeni kurulan ıslah organize sanayi bölgelerinde 4500 kişiye istihdam kapısı açıldı. Bizim CAK ve CEK ekleriyle aramız hoş değil. AK Parti'nin farkını biliyoruz ve görüyoruz. Kimse ismine çok güvenmesin. Aldanır. İsimler değil, hizmetler konuşur. Şunun altını tekrar çiziyorum sevgili dostlarım. Çorlu sahipsiz değil. Bunu herkes söyledi. Ha, biz yaparız. Sonunda eyvah diyeceğimiz işlere de başında eyvallah demeyiz. İşini düzgün yapmayana eyvallahımız olmaz. Bundan kimsenin ama kimsenin kuşkusu olmasın. 3 genel seçim, 2 yerel seçim, halk oylamaları, referandumlar ve cumhurbaşkanlığı seçimi tesadüf olamaz. Boş vaatler dönemini kapatalı 10 yıl oldu. Sözde değil, özde halkın partisidir AK Parti.
Türkiye'yi karanlık sayfalardan kurtaran partidir AK Parti. Bugünlerde AK Parti'nin yaptığı hizmetlerden rahatsız olan felaket tellalları da iyi bilsinler ki bu partinin temeli milletin iradesiyle kuruldu. Milletin iradesini görmezden gelenler de yok olmaya mahkumdurlar. Bu böyle bilinir. Sevgili dostlar, hayatı hak edenler yalnızca onu her gün kazanabilenlerdir. Hakkını vermeyenleri tarih bile hatırlamaz. Alnımız dik, mücadelemiz sonuna kadar. Bunu herkes görecek. Çok sevgili dostlarım, 2014 yılında yerel seçimler ve bu yerel seçimlerde CHP'nin artık gitme zamanı geldi. Evet, Çorlu için Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti zamanı başladı. Yerel seçimlerde taçlandıracağız. Sayın Bakanım, söz veriyoruz size buradan. Bakın, hepimiz çıktığımızda aynı şeyleri söylüyoruz. Kesin yazalım. Biz sözümüzü tutarız değil mi arkadaşlar? Çok değerli dostlarım, kongremiz ilçemize, ilimize ve partimize hayırlı, uğurlu olsun. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.